Merhabalar. Öncelikle bu konuşma yapma fırsatını bana veren Avrasya İncelemeleri Merkezi'ne çok teşekkür ederim. Ayrıca konuşmaya katılan herkese tekrar teşekkür ederim. Ekranlarınızda da gördüğünüz üzere çalışmamın başlığı Orta Çağ'da Ahilik Tarzı Ermeni Birlikleri, Kardeşlikler, İlk Baygutunlar. Bu konuya başlamadan önce Türkiye'de Orta Çağ Ermeni tarihi yazımı ile ilgili çalışmalara bakıldığında genellikle siyasi tarih alanında, siyasi tarih düzleminde araştırmaların yapıldığı görülmekte. Bunun birkaç nedeni var. Bunun nedenlerinden biri Türk tarihçiliğinde Ermenice'nin çok fazla bilinen bir dil olmaması. Ve bu alanla ilgili yapılan çalışmalarda daha çok Ermenice'den Türkçe'ye ya da Ermenice'den çeşitli başka Batı dillerine çevrilen kroniklerin üzerinden çalışmalar yapılması sebebiyle bu siyasi tarih düzleminde araştırma ortaya çıkmıştır. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere kronik, kronolojiden gelmektedir. Daha çok içerisinde, muhtevasında siyasi konuları işleniyor. İşte savaş, saldırı, savunma gibi. Ve bu yüzden de bunu kendisine kaynak edinen çalışmalarda siyasi tarih düzleminden kurtulamamıştır ne yazık ki. Ve Türkiye'de Orta Çağ Ermeni tarihinin kültürüyle alakalı, işte diniyle alakalı yapılan çalışmalar oldukça az. Bu konuyu da ben kendi yüksek lisans çalışmam sırasında, araştırma, literatür taramalarım sırasında fark ettim. Ve bunun üzerine incelemelerimi yaptım. Şöyle giriş yapacak olursam, bu çalışmada amaç olarak Orta Çağ'da yaşayan yaşanan Türk-Ermeni kültürel etkileşimi sonucu Ermeniler arasında ortaya çıkan ahi tarzı birlikler işlenecek. Bunun içinde öncelikle bu birliklerin ortaya çıkmasına sebep olan iki toplum içinde de üzerinden sosyal yapı incelenecek. Daha sonra İslam dünyasında fütüvvetin Abbasi halifeliğiyle nasıl yapılandırıldığı ve Anadolu'ya nasıl yayıldığı üzerine durulacak. En son olarak da bu ahi tarzı Ermeni kardeşliklerinin nasıl ortaya çıktığı ve diğer ahi teşkilatlarıyla, Türk ahi teşkilatlarıyla benzerliklerinin nasıl olduğuna değinilecek. Bu konuyla alakalı ilk çalışma 1951 yılında Ermeni tarihçi Levon Haşikyan tarafından yapılmış ve akademiye kazandırılmış. Daha sonra kendisi 1962 yılında bu Ermeni kardeşinin yapısı üzerine bir makale yazmış. 1970'li yıllarda Dikran Koyuncu'nun Paris'te İngilizce yaptığı bir sunumdan sonra bu alan Ermenice bilmeyenler için de bilinen bir konu haline gelmiştir tarih literatüründe. Daha sonra Seto Dadoyan bu konuda büyük çalışmalar yapmıştır. Son olarak da Raquel Goşkaryan'ın hazırlamış olduğu doktora tezinde konu üzerine ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Kökenleri 12. yüzyıla dayanan ve Türkler ve Ermeniler arasındaki ortak yaşama tecrübesi uzun yüzyıllar devam etmiştir ve Türkler ve Ermeniler hayatın hemen hemen her safhasında karşılıklı iletişim kurmuşlardır ve bu da kültürel etkileşimin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Bu kültürel etkileşimin yaşandığı alanlardan biri de kentsel hayattır ve kentsel hayat alanında yaşanan kültürel etkileşimin örneği de bugünkü sunumumuzun konusu olan Ermeniler arasında ortaya çıkan ahi tarzı kardeşliklerdir. Sosyal yapıya baktığımız zaman Orta Çağ Müslüman toplumlarında fütüvvet adıyla bilinen gençlik birliklerinin varlığı görülüyor. Bu birliklerdeki bulunan kişilere delikanlı, genç adam manasına gelen Arapça fata ya da feta, çoğulu fityan denilirken onları oluşturdukları bu birliklerde futuva yani fütüvvet adı veriliyor. Bu birliğin içerisinde işsizler, topraksız köylüler, ordudan ayrılmış askerlerle birlikte toplumun amiyane tabirle ayak takımı denebilecek kişiler bulunuyordu. Bu birlik altında toplanan kişiler böylece toplumda göremedikleri itibarı ve dışlanmışlıklarını bu şekilde telafi ediyorlar ve birbirlerine destek veriyorlardı. Bu da onları kendilerini önemli hissetmesine sebep veriyordu. Bu birlikler merkezi yönetim gücünü kaybettiği zamanlarda toplum düzenine ve sosyal yapıya, siyasi otoriteye karşı çıkıyorlar.
silahlı oldukları için zenginlerden haraç kesiyorlar, halka baskı uyguluyorlar. Savaş zamanlarında orduya paralel askerlere katılırken savaşında işte demin bahsettiğim gibi halka baskı uyguluyorlar, zenginlerden haraç topluyorlardı. Bu günümüzde fütüvet denildiği zaman aklımıza hemen tasavvufi ve dini bir anlam gelmekte. Ancak bu tarihe baktığımızda fütüvet teşkilatının içine sufi birlikte sufi karakterler eklenmeden önce bunlar silahlı, şehirde huzuru bozan, eğlence peşinde bir takım aşırılıklar yapan gruplardı ve halk tarafından kötü gözle görülmektedirler bu sebepten ötürü. Fütüvet teşkilatı konar göçer yaşam tarzının olduğu yerlerde değil, daha çok şehir hayatının yaşandığı yerlerde ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ise konar göçer toplumlarda yaşam tarzında nüfus daha azdır şehir nüfusuna göre ve obanın içerisinde hemen hemen herkes birbirini tanır ve daha zorlu bir hayatı idame ettirme kaygısı olduğu için konar göçerlikte obanın bütün öğeleri, bütün kişiler aktif olarak hayata katılmak zorundadırlar ve herkesin bir görevi vardır. Bu amaçla hani işsiz, boş kalmıyorlardı konar göçer toplumda. Daha çok şehir hayatında ortaya çıkıyordu bu sıkıntı. Aynı sorun Ermenilerde de Orta Çağ'da görünüyor. 9. yüzyılın bitişinde Ermenilerin yaşadığı çeşitli şehirlerde Yehbayrutyun, yani kardeşlik adı verilen birlikler ortaya çıkıyor. Ve bunlar Yehbayranot, yani kardeşlik evleri denilen yerlerde toplanıyorlardı. Bu kardeşlikler içerisinde gençler manuk, çocuk, küçük erkek çocuğu manasına geliyor diye adlandırılıyordu. Manuk'un bir de sözlük manasına bakıldığında mezacı olarak daha tecrübe kazanmamış kişi manası da var. Onların büyüklerinin ise Manktavak, yani büyük usta ismi veriliyordu. Seto Dadayan yaptığı çalışmasında Ermenilerin Hristiyanlığı kabul etmeden önce pagan inanışına sahip oldukları dönemlerde şehirlerde gençlerin yarı askeri, sportif birlikler kurmuş olduğunu söylüyor. Ancak bazı Ermeni tarihçiler tartışsa da bu kurulan kardeşliklerle bahsi geçen önceki yarı sportif birliklerin birbirinin devamı olup olmadığı konusunda bir sonuç yok. Yani bunu kanıtlayabilecek herhangi bir veri bulunmuyor elimizde. Bu şehirlerde toplanan Ermeni gençleri sayran adını verdikleri gece eğlencelerinde uçarı ve küstahça davranışlarda bulunuyorlar. Oldukça müstehcen tavırlar sergiliyorlardı. Bu durumda doğal olarak şehirlerde onlara karşı bir hoşnutsuzluk yaratıyordu. Ermeni kilisesi de bu hoşnutsuzluğu paylaşıyordu. Çünkü bu gençlik birlikleri arasında kaçınılmaz olarak eğlenceye düşkünlük ve kiliseye göre bir sapkınlık artmaktaydı ve buna engel olmak gerekiyordu. Bu dönemde Abbasi halifesi Nasırüddinullah fütüvveti örgütlüyor, belli bir düzen içerisine sokuyor ve İslam dünyasındaki fütüvvet teşkilatlarını bir araya topluyor. Böylece bu yaptığı iş İslam dünyasında bir dönüm noktası oluyor. Çünkü kendisi fütüvveti örgütleyip düzenledikten sonra teşkilatın önderi olmuş ve bütün sultanları, beyleri de fütüvvete davet etmiştir. Bu sayede bütün İslam dünyası kendisinin başında olduğu fütüvvet çatısı altında birleşmiştir. Abbas halifesi Nasrüddinullah'ın neden böyle bir şey yaptığına bakacak olursak, dönemin Abbasi devletine bakıldığında siyasi nüfuzunun oldukça daralmış olduğu ve topraklarının küçülmüş olduğu görülür. Halifenin yetkilerinin sınırlandırılması tartışılır duruma gelmiş artık. Halifeden bir dini lider olması bekleniyor. Ancak dini lider olması bekleniyor ve dünyevi hakimiyeti sadece sultanlara bırakması gerektiği dile getirilmeye başlanıyor. Bu durumda Halife Nasrüddinullah otoritesini tekrar sağlamak için uğraşıyor ve bu uğraşılardan biri de bu fütüvvet teşkilatını tekrar düzenleyerek, örgütleyerek başına geçmesidir. Kendisini halife sultanların kaynağı olarak görüyor ve dolayısıyla onların üstünde bir otorite olarak kendini konumlandırmaya çalışıyor. Halife Nasrüddinullah'ın düzenlediği şekliyle fütüvvet Kandilli Sultan 1. İzzettin Keykavus zamanında giriyor. Sultan 1. İzzettin Keykavus
Sinop'u fethettikten sonra bunun haberini vermek için halifeye bir elçi gönderiyor. Ayrıca ondan kendisine daha sonra değineceğimiz fütüvet şalvarı göndermesini istiyor. Burada fütüvetin sadece halifenin davetiyle değil, liderlerin de kendi isteğiyle bu fütüvete girmek istediği görülüyor. Buradan sultanlar arasında o dönem için fütüvete girmenin bir prestij kaynağı olarak görüldüğü sonucuna varılabilir. Daha sonra Sultan 1. Alaaddin Keykubat döneminde, Sultan 1. Alaaddin Keykubat Selçuklu tahtına çıktığında halife onun sultanlığını onaylamak için elçi olarak Şihabüddin Ömer el-Suhreverdi'yi gönderiyor. Suhreverdi'nin özelliği yeni yapılanan şekliyle fütüvvetin kural kitabı olarak sayılan fütüvvetname'yi yazmasıdır. Ve Abbasi halifesinin de bu kişiye özellikle Selçuklu Sultan'la göndermesinin nedenlerinden biri Sultan 1. Alaaddin Keykubat'ı fütüvvete davet etmek istemesidir. Suhreverdi Konya'ya geldiğinde halkın hemen her tabakasından büyük ilgi görmüştür. Sultan 1. Alaaddin Keykubat ve başta Emir Celaleddin Karatay olmak üzere devrin bütün büyük emirleri ve beyleri kendi istek ve arzularıyla fütüvete girmişlerdir. Ahili kurumu da bu fütüvet teşkilatının içerisinden doğal sebeplerle ortaya çıkmıştır. Bu birlikleri kısa bakımında abi kardeş usta şirak ilişkisinin olduğu görülür. Bir ast üst yapısı vardır bu birliklerde. Bunu da şuradan anlıyoruz. Halife Nasrüddinillah bir fütüvet buyrultusu yazdırıyor. Ve buyrultunun 13. maddesinde şöyle bir kural geçiyor. Katili koruyan, gizleyen, öldürmesine ona yardım edip evinde saklayan her fetayı yani genci, kebiri yani büyüğü terk eder. Yani burada kebirin yani büyüğün gençlerden her daim sorumlu olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu abi kardeş, usta şırak ilişkisi içerisinde zamanla tekkelerde bekar gençlere göre daha zengin, sahibi kişiler ustalık görevlerini ele alıyorlar. Ve bu durumda zamanla büyüyerek ahiliğin bir esnaf ve zanaatkar teşkilatı olarak görülmesine sebep oluyor. Yani bir esnaf ve zanaatkar teşkilatı olarak ortaya çıkıyor ahilik. Ahi sözcüğüne bakıldığı zaman bunun sufilerin birbirlerine hitap ederken, seslenirken kullandıkları bir hitap şekli olduğu görülüyor. Böylece de bu sözcüğün zamanla zaten tasavvufi bir yönünde olan fütüvvetin içerisine girdiği düşünülebilir. Abbasi elçisi olarak Anadolu'ya geldiğinde Suhreverdi'nin bu topraklardaki etkisi uzunca bir süre devam ediyor. Hatta geldiği dönemde yazılan eserlere bakıldığında örneğin Türkiye Selçuklu Devleti'nin önemli bir kroniği sayılan İbn-i Bibi'nin eserinde Suhreverdi neredeyse bir sayfaya varan güzel sıfatlarla anılmıştır. Ve etkisi devam etmiştir. Bu etki onun yazmış olduğu fütüvvetnamenin Türkçe, Farsça ve Ermenice dillerinde yazılmış benzerlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu Ermeniler arasındaki ahilik tarzı kardeşlere bakacak olursak, Ermenilerde de fütüvvetname benzeri bir eser yazan kişi, bir din adamı, aynı zamanda şair olan Hohannes Yerzinkaçsi'dir. Hohannes Yerzinkaçsi'nin vermiş olduğu eserlerden kendisinin Arapça ve Türkçe bildiği anlaşılmaktadır. Çünkü daha gençlik yıllarındayken Arapçadan İhvan el-Safa Risalelerini Ermenice'ye çeviriyor kendisi. Aynı zamanda kendisinin yazdığı Ermeni harfli bir Türkçe şiir de vardır. Şu an Matenadaran'da korunmaktadır bu şiir. Hohannes Yerzinkaçsi görüldüğü üzere İslam dünyasının dillerine hakim ve bu dünyada yaşananları iyi takip edebilmekte, İslam dünyasını iyi bilmekte ve İslam eserleri de okuyabilmekte. Hohannes Yerzinkaçsi'nin önderliğinde de, tabii ki Ermeni kilisesinin desteğiyle birlikte, 1280 yılında Erzincan'da ahi tarzında ilk kez bir Ermeni birliği kuruluyor. Hohannes'in yazdığı ve Ermeni ahi tarzı kardeşliklerinin kural kitabı hüviyetine gelen eseri, Suhreverdi'nin fütüvvetnamesiyle içerik olarak oldukça benzeşiyor. Tabii ki Suhreverdi'nin fütüvvetnamesinde bulunan İslami öğeler Hohannes'in eserinde Hristiyanlaşıyor, Hristiyan öğeleri yerini alıyor. Burada
Abbas halifesi Nasır-ı Dinullah'ın yaptığının bir benzerini Ermeni kilisesi yapmak istiyor. Yani Ermenilerin de yaşadığı şehirlerde var olan bu topluma sorun çıkaran gençlik birliklerini bir çatı altında topluyorlar ve onları kontrol altında tutuyorlar. Burada üzerinde durulması gereken bir başka konu ise bu Ermeni kardeşliklerinde büyüklerin, yani gençleri yönetenlerin, gençleri koruyanların Mangtavak adıyla anılmasıdır. Daha sunumun girişinde de bahsettim. Bu 900 yıl ortaya çıkan Ermeni gençlik birliklerinde de Mangtavak ismi geçiyordu. Aynı isimle anılıyordu. Bu sebeple şu sonuca varabiliyoruz. Aslında ahi tarz Ermeni kardeşliklerinin işte bu Erzincan'da kurulurken sıfırdan değil, zaten var olan bir sistemin içerisinde yeniden yapılandırılmak suretiyle ortaya çıktığı sonucuna varabiliyoruz. Bu kardeşin neden Erzincan'da kurulduğuna bakacak olursak, dönemin Erzincan'ın oldukça zengin bir şehir olduğu görülüyor. Trabzon, Tebriz, Ayas, Tebriz gibi önemli ticaret yollarının kesişiminde bulunan bir şehir. Ve yapılan ticaret nedeniyle de oldukça zenginleşmiş. Buna bağlı olarak nüfusu da artmıştır. 13. yüzyılın sonunda Erzincan'da Ermenilerin önemli bir nüfus yoğunluğu bulunuyor. Bunu tabii ki bir sayı vermek imkansız o dönemle ilgili. Ne kadar kişi yaşıyordu, ne kadar Ermeni, ne kadar Türk, ne kadar başka bir milletten, bunları söylemek tabii ki imkansız. Ancak biz bu bilgilere şuradan ulaşabiliyoruz. O dönemde bu coğrafyayı ziyaret eden seyyahların seyahatnamelerinden ve gene o dönemlerde yazılmış coğrafya eserlerinden bu bilgilere ulaşabiliyoruz. Şehrin bahsi geçen bu zenginliği içerisinde doğal olarak entelektüel seviye de artıyor. Ermeni tarihi ve edebiyatı için önemli kişiler yetişiyor bu şehirde. Bu Ermeni kardeşliğinin kurucusu olan Hohannes Yerzinkatsi Erzincanlıdır. Zaten Yerzinka'da Erzincan demek Ermenice'de. Bir başka önemli kişi Ermeni edebiyatında Konstantin Yerzinkatsi'dir. Ki bu kişi Ermeni kardeşliğinin içerisinde kişilerin birlikte güzel vakit geçirmeleri için, okumaları için şiirler yazmıştır. Bunun da Ermeni edebiyatına katkısı olmuştur bu şekilde, bu etkileşimin. Ahi tarzı kardeşlikleriyle ahi teşkilatının benzerliklerine baktığımızda Ermeni ahi tarzı bilir mensupları da genelde Müslümanlarda olduğu gibi gençler, zanaatkarlar ve tüccarlar. Bu grubun, bu kardeşliğin amacı kötü insanlara, zulüm yapanlara karşı koymak, ekonomik olarak zor durumda olanlara yardım etmek, hem iktisadi hem de sosyal yaşamın her alanında birbirlerini korumak ve yardımcı olmak. Ermeni ahit, daha önce de bahsettiğim gibi, Ermeni ahit tazbirliğinde, fütüvette de olduğu gibi ast-üst ilişkisi var ve bu kardeş içerisinde büyükler kendinden küçükleri eğitiyorlar. Gene benzerliklere bakıldığında fütüvetnamelerde gayrimüslimler teşkilata, ahit teşkilatına kabul edilmezken Ermeni ahi tarzı kardeşliklerine girmek için de Hristiyan olma zorunluluğu vardır. Ancak tabii ki bunlar birazcık teoride kalıyor. Ne kadar pratiğe döküldüğü bilinmiyor. Bu kuralların çok sık uygulandığını söylemek de doğru değil. Çünkü yapılan çalışmalarda Konya'da Rumca yazılmış bir kitabede Ahi Pangolos adında Müslüman ahi teşkilatına giren bir Rum'un varlığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda 1462 yılında Ahi Karapet adında bir Ermeni'ye rastlanmıştır. Bu Ahi Karapet ismi önemli. Bu kişinin işte Ahi teşkilatına mı dahil oldu yoksa Ermeni kardeşinin bir mensubu olduğu bilinmiyor. Ancak bu örnekten halkların sıkı sıkıya kurallara uymaktan ziyade ortak bir tecrübe geliştirip bunun içerisinde geçişken bir yaşam sürdürdüklerini gösteriyor. O açıdan önemlidir Ahi Karapet ismi. Yine bir benzerliklere bakacak olursak, fütüvette bir kişiyi teşkilata almak için yapılan törende kişiye şavval giydiriliyor, beline kuşak bağlanıyor ve tuzus içiriliyor bu törende. Ermeni kardeşliğine bakıldığında kaynaklarda onların herhangi bir özel şalvar giydikleri ya da tuzus içtiklerine dair bir belge rastlayamadım ben, bulamadım. Fakat onların da bellerine özel bir kuşak bağladığı görülüyor.
Hofhannes Yersinkaksi eserinde bele bağlanan kuşağın ölçülü olmayı ve arzunun, isteğin kontrol altına alınması olarak tanımlıyor. Aynı inanış Fütüvvet Teşkilatı'nda da var. Bir başka fütüvvetname yazarı olan Burgazi eserinde kuşak bağlanmasından bahsederken bunun zinadan kaşınmak için yapıldığını söylüyor. Yani onu sembolize ediyor. Burada şey de değinmek lazım. Seto Dodoyan yaptığı çalışmada Ermeni kardeşliklerinin özel bir giyinişi var mı yok mu diye yaptığı araştırmada 17. yüzyılda Erzurum'da, 19. yüzyılda Kafkasya'da bulundukları yerlerde kendilerine özel giyimlerinin olduğunu söylüyor. Ancak bununla ilgili bir dipnot ya da herhangi bir betimleme yapmıyor bize nasıl elbiselerin olduğuna dair. Sadece bu bilgiyi veriyor. Ahiler ve Ermeni kardeşlikler arasındaki benzerliklerden bir diğeri de her iki tarafında silahlı bir kolonun olması. Ahiler şehirlerine bir saldırı olduğunda şehir savunmasında önemli rol oynuyorlar. Ayrıca merkezi otoritenin gücünü kaybettiği dönemlerde de bulundukları şehrin güvenliğini kendileri sağlıyorlar. Bunun örneğini görebiliyoruz. Selçukluların Anadolu'da siyasi otoritesini kaybettiği dönemde Ankara'yı ve bir dönem Kırşehir'i ahiler yönetiyorlar. Onlar savunuyorlar. Ermeni kardeşliklerinde de bu silahlı yapı var. Şehirleri yaşadıkları şehirle saldırıya vurduğunda savunmaya katılıyorlar şehrin savunmasına. Örnek olarak Moğollar günümüzde şu an Ermenistan sınırları içinde bulunan Kob şehrine saldırdıkları zaman uzunca bir süre şehri bu Ermeni ahil tarzı kardeşlikleri koruyorlar. Ayrıca bu silahlı kol sadece şehir savunmasında değil, ticaret için giden kervanları korumak için, onların can ve mal güvenliğini sağlamak için de kervanla birlikte hareket ediyorlar. Onları güvenli bir şekilde varış noktasına ulaştırmaya çalışıyorlar. 13. yüzyılda Erzincan'ın yanı sıra Erzurum, Ani, Van gibi şehirlerde de bu tarz oluşumlar ortaya çıkıyor. Ahi tarzı Ermeni kardeşlikleri, Ermenilerin ticaret için yerleştikleri dünyanın çeşitli bölgelerinde de görülüyor. 19. yüzyıla kadar bunların takibi İran'da, Kırım, Ukrayna, Polonya, Moldova ve Macaristan'da Ermenilerin ticaret için yerleştikleri, yaşadıkları şehirlerde görülüyor. Bu Anadolu'dan uzakta kurulan kardeşliklerin Anadolu'daki kardeşliklerle ne kadar ortak noktaların olup olmadığı Anadolu dışındaki kardeşlikler için yapılmış fazla bir çalışma olmadığı için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak onların da Hofhannes Yersinkaksi'nin yazmış olduğu kural kitabına sadık olduklarını düşünürsek çok da farklı oldukları birbirine söylenemez Anadolu'daki kardeşlik ve bu diğer ülkelerde bulunan kardeşliklerin. Sonuç olarak Ermeniler kendi sosyal yapılarında sorun teşkil eden gençlik birliklerini gene kendileriyle benzer sorunları yaşayan komşularının ortaya çıkardığı fütüvvet teşkilatına benzer yapıdaki kardeşliklerle çözümü kavuşturuyorlar. Türklerle yaşadıkları kültürel etkileşim sayesinde kendi ahi tazbiklerini kuruyorlar. Bu durum Ortaçağ Ermeni sosyal hayatında da yeni bir yapının ortaya çıkmasına sebep veriyor. Daha önce de değindiğim gibi bu gruplarda büyükler küçükleri eğitiyorlar. Yani bu konuya şuradan da bakabiliriz. Bu gençler kardeşlikler altında büyüklerinden iş öğreniyorlar, eğitim alıyorlar ve bunlar topluma hazırlandırılıyorlar diye söyleyebiliriz. Bu gençler topluma kazandırılıyorlar bu şekilde. Yani bunun bir okul yanında olduğu söylenebilir. Tabii ki okul demek yanlış olacak ama böyle bir işlevi de var bu kardeşliklerin. Bu yapı daha sonra Ermenilerin ticaret amacıyla gidip yerleştikleri İran, Kırım, Polonya, Moldova, Macaristan gibi ülkelerde de kuruluyor ve 19. yüzyıla kadar bunu takip edebiliyoruz. Bunun devam ettiği görülebiliyor. Anadolu'ya baktığımızda son olarak slaytımda değinmedim ama bunu da sunumumda değinmek istiyorum. Anadolu bu işin ne kadar devam ettiğini baktığımızda Seto Dodoyan Erzurum'da 17. yüzyılda bu kardeşliğin varlığından, bunların kendilerine özel giysileri olduğundan bahsediyor.
onun görüşüne dayanarak 17. yüzyılda Erzurum'da var olduğunu söyleyebiliriz. Ancak şöyle ilginç bir yazıya denk geldim literatür taraması yaparken. 1988 yılında yazılan Hakop Anasyan tarafından Turkish Futurists and the Armenians diye bir makale var. Bu makalede Hakop Anasyan şu bilgiyi veriyor. Kendisinin Urah Grigor adında birinin yazdığı bir kaynağa ulaştığını 17. yüzyılda bir bilincin kaynağının olduğunu dile getiriyor ve bu kaynak üzerinden yazdığı makalesinde şu bilgileri veriyor bize kısaca. 17. yüzyılda Erzurum'da Ermeniler Müslüman olmadıkları için ahi teşkilatlarına giremiyorlar. Bu sebeple de Erzurum'un ticaret yapmaları çok zorlaşıyor diyor kısaca bu makalesinde. Böylece Seto Dadoyan'ın dediğini aslında hani sürütmüş oluyor bir yerde, ancak hangisinin doğru olduğuna ilgili bir karar verebilmek için Hakop Anasyan'ın gösterdiği Urah Grigor'un yazdıklarına bakmak lazım ve ben yaptığım çalışmalarda şimdilik o konuya, o belgelere ulaşamadım. Ancak o belgelere ulaşıldıktan, bu muhteva analizi yapıldıktan sonra bu dönemde Erzurum'da varlığının olup olmadığına dair bir sonuca varabiliriz. Sunumum bu şekilde. Sunumum için sunumumu hazırlarken kullandığım kaynakların bir kısmını bu şekilde görebilirsiniz. İlginiz için çok teşekkür ederim tekrardan. Bütün dinleyicilere, hocalarım, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim ve tekrar Avrasya İncelemeleri Merkezi'ne bana bu konuşma fırsatını verdiği için teşekkür ederim.